buna bir isim veriyorum. Örnek veriyorum. Arka çarpı 1 ya da arka çarpı 2 diyorum. Kalıbımı kaydediyorum. Gördüğünüz gibi diğer parçalar gitti. Kalıbımı birleştirmiş oldum. Buradaki noktaları tekrardan birleştir. Bu ikonumuzu görmüştük. Birleştir'e tıklıyorum. Kalıbımı iki tarafını da seçiyorum. Birleştir'e tıkladım. Çünkü oradaki noktamın olmasını istemiyorum. Orayı da birleştirdikten sonra kalıbımı tekrardan birleştirmiş oldum. Hem parçalıyorum kalıbımı. Kalıp çıkarsan geliyorum oluştur. Kalıp çıkartıyorum. Kalıbımı parçalıyorum. Kaydediyorum. Tekrardan üst kalıbımı çıkarıyorum. Onu da kaydediyorum. Kaydettikten sonra geliyorum. Değiştirin içinde arkadaşlar. Değiştirin içindeyiz. Birleştire tıklıyorum. İlk çizgimi seçtim. Hedef çizgimi çizdim. Ve kalıbımı yine tekrardan birleştirmiş oldum. Ve adını değiştiriyorum. Arka çarpı 1 diyebilirsiniz. Çarpı 2 diyebilirsiniz. Başkası değilse. Hop dedim. Ve birleştirdim. Dikişleri görmek istemiyorum. Tekrardan yine birleştire geliyorum. Ve kalıplarımı noktaları silmek için birleştiriyorum. Yapın bakalım. Değiştirin içinde ondan önce kalıbımı parçalamam gerekiyor. Parçalamak için de düz bir çizgi çiziyorum. Kalıbımız düzeltelim. Öyle çalışıyoruz biz yazarcılar. Tamam, çalışalım. Senin için zor olur. Çizgi. Evet evet, herhangi bir çizgimi çiziyorum kalıbımı parçalamak için.